İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaplar Aydınlığa programına hoş geldiniz. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk her hafta olduğu gibi bu hafta da zaten kendi programı. Ben sadece Sayın Öztürk'e burada bir anlamda moderatörlük yapmaya çalışıyorum. Eşlik etmeye çalışıyorum. Yoldaşlık etmeye çalışıyorum. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah, eyvallah. Hocam bu program 2014'ün son programı. Haftaya bugün yılbaşı olduğu için hemen seyircilerimizi de iletelim. O akşam programımız yok. Ondan sonraki hafta yine birlikte olacağız. Yani ayın 7'sinde, 7 Ocak'ta birlikte olacağız. Hocam hemen şöyle bir 2014 ile ilgili siz hem kendi açınızdan hem Türkiye açısından hem izleyicilerin yaşadıkları beklentileri bakımından 2014'ün nasıl geçtiğini söyleyebilirsiniz. Mutlu musunuz siz? Bana soruyorsan ben mutluyum. 2014 benim için çok verimli geçti. Verimli geçti. Evet. İyi çalıştım. İyi tatil yaptım. Denize girdim. Spor yaptım. Benim açımdan güzel. Yani mekanı cennet olsun. Voltaire geliyor aklıma, Fransız düşünürü. Nasılsın, iyi misin? Soruyorlar bir gün. Diyor ki o kadar mutluyum ki söylemeye utanıyorum. Bu da şükür ifadesinin çok güzel bir şeklidir. 41 yaşında zaten çiroz gibi bir adam, böyle iskelet gibi, hastalıklar var falan şu bu. Ama yaşamasını bilen adam, çok da zengin bir adamdı. Böyle saray gibi bir evde oturuyor, misafir falan, evet. Entelektüel zaten, muhteşem bir zeka. Devamlı misafir ağırlar, evi şey, konferans salonu gibi devamlı. Böyle bir adam. 40-41 yaşında... Fazla zamanım kalmadı diyor, birkaç yıl daha ya yaşarım ya yaşamam. Bunu dedikten sonra 43 sene daha yaşamış, 84 yaşında öldü. Belki zaman birimi onun için. Neyse yani taşımış, ama o kadar mutluyum ki söylemeye utanıyorum sözü çok muhteşem. Yani adam ateist değil de deist olarak bilinir. Evet. Allah'a imanı var fakat din adamları denen sefele ve mezbele takımından nefret ettiği için hayatına dini sokmamış. Yapacağı başka bir şey yok zaten. Allah'ın istediği de o. Öyle dini hayatına sokacağına Allah'a imanını koru, dinden de uzak dur. Yani bırak o günleri, bugüne bak. Bu din mi? Bu din mi? Şimdi Kur'an diyor ki zulümle telvis edilmiş bir dinden hiç kimseye hayır gelmez. Ne size güven verir ne sizi güvenilir kılar diyor. Emn kelimesini kullanmış. Şimdi ben deistler hakiki müminler onlardır diyorum. Adam anlamıyor, kafası basmıyor herifin çünkü Kur'an kültürü yok. Ya Kur'an söylüyor bunu. Böyle olmasa Kur'an Allah'a imandan başka din adına hayatına hiçbir şey sokmayan adamları kurtaracağını söyler. Peygamber bunu söyler mi? Bir şey var orada demek ki. Evet. Bu yolu açan yani deizmin insanlığın önünde kapısını açan Kur'an'dır. Bunu adam bilmiyor. Kur'an'ı zaten okumamış. Okusa da bu şekilde anlayacak kafası yok. Niyeti hiç yok. Sen söyleyince de bu da nereden çıktı diyor. Ya nereden çıkacak kardeşim? Bir yerden çıkmadı Kur'an'ın içinde. Anlamıyor. Ben de işte gene o meşhur Anadolu tabiri. Gel örgedim diyorum. Ona da nefsi izin vermiyor. Nefsi emmaresi diyor ki sen kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacın yok. O zaman yürü enseni göreyim. Ne yapayım ben sana? Şimdi Voltaire deist. Yani
din adamı denen zümredin, hı hı, hele bunların kilise kirine bulaşmış olanlarının ürettikleri pisliklerden nefret ettiği için dine hayatında yer vermiyor. İyi ki yer vermiyor. Ama Allah'a imanını koruyor. Kur'an onları kurtaracağını söylemiştir. Bitti. Başka bir garantiye ihtiyaçları yok. Şimdi adam öyle diyor. O kadar mutluyum ki söylemeye utanıyorum diyor. Yani ben bunu hak ettim mi der gibi. Şimdi bunu ben de aynen söyleyebilirim. 2004'te evet, öyle. Ama tabii vicdan sahibi insanlar için bu ülkede üzülmeyi, mükedder olmayı, tasalanmayı, kaygılanmayı gerektirecek çok bozukluk, çok kötülük, çok zulüm de var. Evet. Onun için meseleye kendi nefsimiz açısından bakarsak tamam. Ama insan vicdanının insanlığı düşünen o büyük aynasından bakarsan 2014 hiç iyi bir yıl değil. Öyle ki şöyle bir şey söyleyeyim ya, dünya da sadece bizde, bizimle ilgili değil. Mesela bugün Noel, 24 Aralık, Hristiyan dünyasının işte yeni yılı karşılaması ve Fransa'da özellikle Noel'e karşı belli örgütlerin, bunlardan bir tanesi de IŞİD örgütünün eylemleri yaşanıyor ve Fransa çok tedirgin. Avrupa'da kimi ülkelerde de bu konuda önlemler alınıyor, ediliyor. Ve İslam alemine baktığımız zaman biz her ne kadar takvimimizi Hristiyan dünyasının takvimi olarak kabul etmişsek de kendi takvimimizde bile, yani İslam'ın kendi takviminde bile olmadık insanlık dışı olaylar yaşanıyor. Bu bakımdan 2014'ü ben şöyle bir açtım, baktım, olaylar tek tek böyle sıralıyorum gibi, yıllık hep yaparız ya her yıl. Neler oldu, neler bitti, önemli olaylar dünyada, hmm, Türkiye'de falan bilmem ne diye karşımıza çıkan tablo inanılmaz bir tablo. Onun için sordum ben size, yani kişi olarak siz söylediniz de Voltaire'in sözüne de gönderme yaparak, Türkiye'de önümüzdeki 2015'ten ne bekliyorsunuz? Ben kamerayı sokağa gönderdim mesela, insanlara, sokaktakilere. Ben, umutsuzluk var hocam. Ben ne bekleyeceğim? Şimdi bakın, yani magazin usulü demeç vermem ben. Şimdi bu millet için bir günahın faturası kesilmiş. Bu faturayı bu millet ödeyecek. Fatura bitmemiş. Mertçe, açıkça, adam gibi konuşalım. Şimdi fatura bu milletin günahlarına kesilmiştir. Hepimiz günahkarız. Hepimiz. Bunu kimse öbürünün sırtına atıp kenara çıkmasın. Bu fatura ödenecek. Ne diyordu Kur'an? Kur'an demek ne demek? Varoluşun kanunları, koordinatları demek. Kur'an bu demektir. Ne diyor? Zulüm üreten odakları kim yarattı? Zalimlere uşaklık edenler yarattı diyor. Tabii net soruyor onu. Firavunları kim yarattı diyor Zuhruf suresinde. Cevabı da veriyor. Firavunları onlara itaat edenler yarattı diyor. Evet ama benim işte falan, benim şu gerekçe, ya öyle gerekçe merekçe yok. Zulme uşaklığın gerekçesi olmaz.
Şimdi şu ekranlara bakıyorum. Allah'a şükür ki midem yok, ben midesi olmayan bir adamım. Yani mide dendiği zaman artık midem bulanıyor, ekşiyor, yanıyor. Böyle bir şey yok benim için. İzmirlilerin dediği gibi varyanttan aşağı Kasımpaşa benim açımdan. Benim ya mide deyince böyle. Ben aklıma ne gelirse yerim, o kadar. Şimdi şu ülkeye bakın. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Ekranlara baktığım zaman bir takım ete dönmüş suratlar, insan yüzünde Rabbani bir görüntü olur. Nur-i ilahi olur. O olmasa bile insani bir veçhe insanın yüzünde olur, değil mi? Bu yok. Adamın sadece oynayan dudakları, fıldır fıldır dönen gözleri var. Ama yüzünde rahmani, insani hiçbir şey yok. Kaç yıldan beri bunların zulme nasıl payandalık, uşaklık, finoluk yaptıklarını biliyoruz. Bir yığın adam, gene bugün bir tanesini utanmadan da sırıtıyor kazma gibi dişlerini açarak. Vatan kurtaran kahraman gibi. Senin ciğerini biliyoruz. Sen neye dayandın, neye dayanabildin? Ha önüne atılan hangi kemiği yalamadan kenara çekildim, ben kemik yalayıcı değilim dedin. Şimdi kurulmuş oraya. Ve bir takım odaklar da bunları taşıyor oraya. Mal bulmuş mağribi gibi. Şimdi hesaplarına gelen bir iki laf ediyorlar ya. Ya bunları cezalandırın. Çıkarlarımız ortak. Yani kahpeliğin, namertliğin, dönekliğin, dümbüklüğün hiçbir anlamı yok mu ya? Dün dümbük, dönek, bugün iki tane güzel laf etti mi alıyorsun adamı, baş köşeye oturtuyorsun. Ben bunlara selam vermiyorum. Havaalanında orada burada karşılaştık mı dönüp gidiyorum dost doğru. Böyle bakıyor, bir iki laf da ediyor oradan. Şuna bak ya diyor falan. Tabii ulan bana ona bak. Tabii ona bakacaksın. Yani herkesin yaptığı, hele dönekliği, hele namertliği yanına kar kalıyorsa, o zaman insan gibi, adam gibi yaşayanların suçu ne ya? Yazık, günah değil mi bunlara? Yani hocam, zulme boyun eğmenin bedeli var. Bunu ödeyecek herkes. Ben o tabirleri kullanmıyorum. Magazin basınında biraz da argolaştırarak şu tabirler kullanıyorum. Hele basındakiler bunlar. Akif'in dediğini söyleyeyim. O öyle bir fotoğraf çekmiş ki, onun elini ayağını öpeyim ben Akif'in. O pırıl pırıl Kur'an vicdanı. Onun canına kurban olsunlar. 1920'lerde çiziyor bu fotoğrafı. Bu tipleri. Dolu bunlar şimdi böyle, köşe başlarını tutmuş. Aşağılık mahlukat. Diyor ki, bak, şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz protestanlara zangoçluk eder. Öyle bir fotoğraf çizmiş ki. Ciğer röntgenini almış önümüze koymuş. Bunlar. Niye bunları köşelere kuruyorsunuz? Niye bunları ekranlara çıkarıyorsunuz? Hani bunların yaptıkları uşaklıktan, finoluktan, döneklikten, yavşaklıktan, dümbüklükten, bu memleketin neler çektiğini anlatıp duruyordun. Şimdi ne oldu? İki tane size yarar laf ettiler diye hemen onlar... Böyle bir dünya var mı ya? Bunları nisyana, eski tabiriyle, bunları unutulmaya, bunları yokluğa mahkum edeceksiniz. Ta ki benzeri finolar ve uşaklar memleketin yakasına yapışmasın bir daha. Hayır, öyle bir şey yok. Dün yaptım, kesemi doldurdum diyor. Bugün de iki cilalı laf ederim, bunlardan itibar toplarım. Yarın başka biri gelir, ona uşaklık ederim. Şimdi demin dedim ki, benim midem olmadığı için mideyle ilgili bir derdim de yok. Ama ona rağmen bakın, midem bulanıyor tabirini şimdi kullanmak istiyorum. Böyle bir dünya var mı ya? Şimdi zulmü, zalimleri, firavunları, tağutları,
Hamanları, Karunları kim üretti? Adam milleti soyuyor, 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 soyuyor. Kasalarını dolduruyor. Sonra da millete ana avrat adıyla, resmiyle küfrediyorlar karşılıklı ve ha 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 kahkaha atıyorlar. Bu milletin biz diyor A nokta 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 koyacağız. Ve bu millet demiyor ki biz sizin A nokta 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 koyacağız. Bakın ne yapıyor onun yerine? Bir bakıyorsun yarı dini koca bir kurum, yarı resmi, yarı dini, yarı ilmi. Üç ayağı var. Dini, resmi, ilmi. Bir kurum. Evet. Bu milletin AA nokta koyacağız diyen servet maun domuzlarından bir tanesi buraya bir yapılan binalara bağışta bulunuyor. Adamın alıyorlar adını oraya koyuyorlar. Camisine mi, medresesine mi, bilmem neyine. Sen şimdi git de orada namaz kıl. Şimdi o adam bunu böyle yapmış, maun hırsızı. Peki bu milletin ilmi, resmi ve dini karakteri olan bir kurumu, başında şu 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 unvanları olan adamlar, bunların haysiyeti nerede? Bunlarla aynı kubbenin altında yaşamaktan daha büyük ıstırap olabilir mi ya? Öbürü hırsız, maun talancısı, aşağılık, haramzade. Haram yemekten suratı domuz suratına dönmüş. Kur'an'dan alıyorum bu tabiri. Kanazir taifesinden. Peki tamam. Peki öbürlere ne diyeceksin? Şimdi bu milletin faturasını kim ödeyecek? Çinliler mi ödeyecek, Hintliler mi ödeyecek, Ukraynalı kim ödeyecek? Bu faturayı bu millet ödeyecek. Böyle boyun eğdiğin sürece... Ben bunları takip ediyorum. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkar mı? Bir baş kaldırı. Yani oradan ta Ömer Hayyam'a kadar gidilir. Buradan örneklerimi yapılırsa Ömer Hayyam'ı da biliyorsunuz. Ahaliyi dini İslam'a karşı isyana teşvik ediyor diye içeri ya atmışlardı bırak, falan. Ömer Hayyam... Buraya otur. Ömer Hayyam kafa çeken... Şair dünyanın yetiştirdiği alanı yani janrı bakımından aşılmamış bir adam. Muhteşem, tamam. Aynı zamanda matematikçi falan filan. Bırak işi edebiyata boğmayalım. Benim o tarafına girmiyorum. Benim söylemek istediğim kastım şu. Yani bütün bunları boyun eğenler, bu zulme boyun eğenler bunun hesabını ödeyecek. Bu zulme, o zulme, şu zulme, bu zulme. Yani Kur'an filan devir için konuşmaz. Tabii. Dolayısıyla burada... Şimdi diyor ki, zulmün bir şeyi daha söyleyeyim. Son üç yazım budur. Yarın üçüncüsü çıkacak. Hı hı. Kur'an'ın deşifre ettiği paralel zulüm güçleri. Hiç böyle bir şey duydun mu sen bugüne kadar? Paralel zulüm... Paralel yapı tabirini biz... Evet. Bundan birkaç ay önce veya nihayet bir sene önce... Biz bir sene önce öğrendik. Öğrendik. Şimdi hükümet, başta Cumhurbaşkanı... Bu paralel bela ile uğraşıyorlar. Hı hı. Yani dikkatle takip ediyorum. Hakkını verelim. Yani Recep Tayyip Erdoğan gibi cerbezeli, sağı solu belli olmayan, gözünü budaktan sakınmayan birisi olmasa bu belayı Türkiye'nin başından atamaz. Hiç kimse bunu yapamazdı. O bunları yaptığı halde, işi bu noktaya getirdiği halde birileri hala finoluk yaparak oralardan parsa toplamaya çalışıyor. Ya karışma hiç olmasa bırak ya. Bunlar zaten eski ortaklar. Zül iki zalimin biri öbürünü tokatlıyor diye ben bunun yanında mı yer alacağım? Bu nefsaniyettir. Bu hakka saygı değildir. Hakka saygı orada tarafsız kalmayı gerektirir. Bırak. Oradan otlanmaya çalışıyorlar. Onu da yok demokrasi, yok basın özgürlüğü bilmem ne. Yahu yapmayın be, bizi aptolan zekamızla alay etmeyin bizim ya. Siz bunlara inanıyor musunuz? Siz inanıyorsanız
Ya vicdanınız ya aklınızdan zorunuz var ama biz inanmıyoruz. Demokrasiymiş. Orada küçük siyasi çıkarlar veya her neyse bir takım çıkarlar var, onun için hemen taraf oluyor. Sana ne ya? Adam diyor ki, bunları ben tanırım diyor, siz tanımazsınız. Ben bunlara ne istedilerse... O doğru, doğru. İdris. Kesinlikle tanır. Ha, buraya kadar söylediklerimin hepsi doğru. Hayır, o tespiti siyaset doğru. Yapma. Hayır. Bak, o başbakan, burada Deniz Baykal, Deniz Baykal söylenecek en isabetli sözü söylemiştir. Onun altını çizelim. Ne dedi? Şimdi paralel yapıyı darmadağın edip anasını dinini ağlatan adama hitaben. Dedi ki, ne istedikse verdik, ne istedilerse verdik dediniz. Ya, tamam, doğru dedi. Tamam. O zaman bütün cürümlerine, suçlarına ortaksınız. Ha, bu ne demektir? Onları ancak bu bilir. Ama bugün mühür elinde olduğu için canlarını yakıyor. Ya bırak, sana ne? Allah'ın bir tecellisi. Ve ben şunu söyleyeyim, samimi hocam, konuşalım. Bir yerde de gene şükrü mucip bir durumdur. Şimdi bugün mühürü elinde tutanlar yarın sandıktan çıkmadı mı çeker gider. Bu yankiler öyle miydi? Ya kardeşim, birilerini tahrik edip kurgulayıp fişekleyip cebine para koyup senin aleyhinde hem de beslediğin, acıdığın, himaye ettiğin, koruduğun, sızlandığı için merhamet ettiğin adamları senin aleyhine dava açtırıyor. Sonra o davada sen yenik düşesin diye devletin koca kurumlarında, sosyal sigortalar gibi kurumdan dosyaları yok ediyor. Mahkemede işlem görmüş dosyayı kurumda bulamıyorsun, yok ediyor. Bunları yazdım, kendilerine de bildirdim isimlerini vererek. Yapmayın dedim, bakın. Ya girmedikleri, sızmadıkları bir fare deliği bırakmadılar. Yani Recep Bey feryadı figan ediyor, bir bildiği var. Bildiği nedir? Eski ortakları tanıyor. Biz tanımayız, o bilir, doğrudur. Abi başka kimse bilemez. O zaman... Bırak karışmayı, Allah'ın bir tecellisi. Olamaz mı? Belki adam, ya ben ne halt işledim, ya Rabbi affet beni, ben şimdi bu günahlarımı affettirmek için gerekeni yapacağım demiş olamaz mı vicdanında? Sana ne ya? Sana ne? Ya dememişse o zaman tarafsız kal. Sen niye finoluk ediyorsun? Sen bu finoluktan ne bekliyorsun? Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki, son üç yazım, üçüncüsü yarın. Hı hı. Paralel zulüm güçleri ve ezilenler. Paralel zulüm güçleri üç ayaktan oluşur diyor Kur'an. Firavun ayağı. Bu kral olur, sultan olur, padişah olur, başbakan olur, o olur, bu olur falan filan. Yani iktidarı elinde tutan. Hı hı. İki. Çünkü Firavun bir büyük harfle yazılır, özel isim, ikinci Ramses bilmem şu falan filan dersen özel isim. Bir de Firavun, zulmün temsilcisi manasında cins isim, küçük harfle. Simgesel, evet. İki, Haman. Kur'an diyor ki, Firavun güç Haman'sız iş yapamaz. Haman nedir? Din baronu. Din adına Firavun'a destek veren gücün başı. Takkeli olur, sarıklı olur, haçlı olur, kipalı olur, o olur, bu olur. Devre zamana, zemine göre. Hepsini tarih görmüştür. Bugün takkelisi var. Üç, Karun. Servet kodamanı. Kur'an sayfalar boyu veriyor bunu. Bu millet... Bakın bunlar Kur'an'dadır. Ve bunları bu millete ben anlatıyorum ilk defa.
Ben Allah bana bu imkanı, bu kabiliyeti verdiği için ben Allah'a şükrümü eda ile meşgulüm. Millet de bana teşekkürü eda ile meşgul olmalıdır. Olmazsa nankörlük eder. Söylendi mi bunlar bu millete? Ben zannetmiyorum. Hayır. Zannetmek diye bir şey yok. Açın bakın. Açın Zuhru suresinin benim iki kitaba kaynak yaptığım 54-56. ayetleri. Açın bakın bakayım herhangi bir yerde tefsirler başta olmak üzere 10 tane cümleyle, 5 tane cümleyle temas edilmiş midir? Edemez. Çünkü etti mi fincancı katırlarının ürkeceğini biliyor. Böyle bir niyeti yok. Ben keyfimi bozmam diyor. Bana ne? Anlamadım. Elmalılı bunları bilmiyorum. He? Tabii ki. Elmalılı benden 70 sene önce Maun suresini yazacak kabiliyeti, bilgisi, birikimi yok muydu? Bizim üstadımız benim gibi 50 tane adamı cebinden çıkarır. Yazmadı. Oralara geldi mi idareyi kelam ediyor. Diyor ki söz gümüşse sükut altındır, başıma derd açmıyor. Yuvarlıyor lafı. Yahut bir cümle söylüyor, oradan benim gibi adam alacağını alır. Gerisini de diyor ki ben bunu kahvehaneye indirmem. Orada kalsın. Zaten 1000 senedir yürüyen taktik budur. Hemen bu meseleleri ulema konuşsun, bunlar sokağa indirilmez. Peki bu sokaktaki milyonların hali ne olacak? Bu ulema dediklerin, bunlar kütüphanenin tozlu rafları altında kahve nargile içip enfiye çekerek 1000 senesini yediler bu ümmetin. Bu ulamayla bu nereye gidecek bu iş? Tabii ki meydana indireceksin, kahvehanedeki adam öğrenecek bunları. Ulama, 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 ulama anladık da ulama anasını belledi milletin 1000 senedir. Ulamanın içinde konuşan parmak sayısı kadar adam var. Onları da susturmuşlar. Bitti. Bak bir Alo Fatih hattıyla ben konuşabiliyor muyum? 10 milyon insana hitap ediyorum. Şimdi burada kaç yüz bin kişiye bu kanalda ben hitap ediyorum? Yok fazla. Tamam efendim tamam. Evet. Durdu Özbalat'tan Allah razı olsun. Bir şey dediğim yok ben başım üstüne. Hani Amerikan başkanlarından birine toplantı yapıyor, konferans verecek. İlan edilmiş, edilmiş. Hangisiydi? Lincoln mı? Büyük ihtimalle o. Bir geliyor ki 4-5 kişi. Hı hı, Lincoln. Asla vazgeçmek yok diyor ondan sonra. Oturuyor adam. Kemal edeple, kemal itina ile konferansını veriyor. Sanki 2000 kişi var orada gibi kalkıp gidiyor. Vazgeçmek yok. Sonrası, şimdi ben 5 kişi de olsa evet. Yarın akşam ben arenada Uğur Dündar'la beraber olacağım. Değil mi? Evet, İzmir'den. Orada o kadar insan. Onun reytingi burada, başım üstüne. Hiç fark etmez benim için. Ama yazık, bir bilgi, bir mesaj, bir uyarı, bir aydınlatma, 50 yıllık bir birikimin mahasalı veriliyorsa, millet daha fazla dinlesin bunu. Hayır. Şeye bir hesapta bir şey yapayım hocam isterseniz Lincoln'le. Lincoln, Amerika'nın kurucu başkanı. 13 tane seçime giriyor, 12'sini kaybediyor. O son seçimi kaybettikten sonraki 13.'ye hazırlanırken ki toplantı başlangıcıdır bu. Diyorlar ki buna ya Lincoln olmuyor işte bak kimse dinlemiyor. Tamam. Olur mu diyor oradaki sarı tayörlü hanımı gördün mü diyor. Kalktı bir soru sordu. Bir kişiydi diyor. Ha diyor demek ki dinliyordu. Bir olur, beş olur, on olur, yüzler, binler şimdi, olur diyor. Ben sana şimdi buna madem açıldı bizim mirasımızdan bunu gölgede bırakacak bir tane örnek vereyim. Mevlana'nın da çok övdüğü, öncülerinden biri saydığı ünlü Hakim Senai, yani filozof Senai, şair, edip, filozof, muhteşem. Mevlana'nın tevcil ettiği bir adam. Benim canım sen değilsin diyor
devrindeki bir takım yavşaklara. Benim canım Cüneyt'le Senayi'dir diyor. Benim de canım Cüneyt'le Senayi'dir. Şimdi Senayi'ye diyorlar ki ya üstad, yazıyorsun, ediyorsun, çırpınıyorsun bilmem ne falan ama filan bir adam var, o seni okuyor, başka da kimse okuyan falan yok. Aa diyor, bir kişi var mı beni okuyan? Ben işte o bir kişi için yazıyorum onları diyor. O okuyan bir kişi var, ben onun için yazıyorum diyor. Şimdi benim kitaplarım kamyonlarla okunuyor. Bakın, şimdi Ebu Zer gibi bir kitap ki yani Ebu Zer yani nasıl bilir millet Ebu Zer? Çok genel, çok şumulü olan, bilinen belki bir... Belki siz o kitabı yazmasaydınız bu siyaset dünyasında da konuşulmayacak. Tamam, o Allah'ın tecellisi, ben onu bilmem ama ben herhalde yazacaktım onu. 3 hafta oldu çıkalı, 3. baskısı yapıldı. Sanıyorum bir hafta sonra o da biter. Şimdi bakın, ama ben bunları yazarken böyle şeyler düşünmüyorum. Diyorum ki yayın evine ya 3-4 bin tane, 5 bin taneden fazla basmayın. Ne olacağı belli değil. Bilmiyorsunuz, bir görünsün de ondan sonra. Ve yazıyorum, o 4 katının 4'ü de kitap dolu olan evimde şöyle en görünür yere böyle dik koyuyorum onu. Böyle. Diyorum ki sen orada dur. Ben seni benim için yazdım. Sana bakıyorum, ruhum inşirah buluyor, ferahlıyorum, gurur duyuyorum, şükrediyorum, mutluluk duyuyorum. Seni kimse okusun okumaz. Sana ben vücut verdim, sen benim evladımsın. Benim evladımı birinin sevmesi gerekmiyor benim onu sevmem için. Benim evladımsa ben onu severim. Ama o evladım bir bakıyorsun ki, bir hafta geçmeden o baskısı bitmiş. Öbürü o da bitmiş. Öbürü basılıyor, o da bitmiş. Allah ile aldatmak, gazetelerin promosyon olarak verdikleri 150 bin, 200 bin onları bir kenara koyun. 72 baskı yaptı ya. Evet. Yeniden yapılanmak kitabı 1,5 milyon satılmış. Ve bunların korsanları var. Allah ile aldatmanın 14 tane korsanı var. 14 tane Konya'dan Trabzon'a kadar. Çalmışlar onları da oradan para kazanmışlar. Evet, şimdi burada da bir hatıra anlatayım. Bu akşam yılbaşı, evet. Yıl sonu veya. Evet. Gene Deniz Baykal'a geldi. Yine çok güzel sözlerinden biri. Bir gün bana telefon etti. Bu Allah ile aldatma kitabı çıktı. Meclise taşıdı bunu, gruba. Dedi ki, şimdiki başkan gibi böyle kitabın adını anıp da benim adımı es geçmedi. Aynen. Yaşar Nuri Öztürk'ün şu kitabı, bu okunacak dedi arkadaşlar. Ve okutulacak. Hakkı. Şükranla anıyorum. O vesileyle bir telefon konuşması yaptık. Dedi ki, bir şey rica edeceğim sizden. Buyurun dedi. Bana dedi arkadaşların verdiği rapora göre bir yığın korsan baskısı varmış. Fakat dedi yine söylediklerine göre o korsan baskılar köy kahvelerine kadar sokulup satılıyor. 5 liraya, 6 liraya, 3 liraya satıyorlar. Ben dedi sizden bir şey rica edebilir miyim? Bunları sakın takibe aldırmayın. Savcılık habire bulup bize gönderiyor. Hı hı. Gelin diyor. Bak şu Telifakları şu. En çok da Yaşar Kemal'le benim kitaplarım korsanı yapılıyor. Enteresan bir şey. Bunları takibe alma dedi. Çünkü sen ne yaparsan yap, hangi yayın evi ne yaparsa yapsın köy kahvelerine sokamaz bu kitabı böyle. Pazar yerinde adam ya. Doğru. Şeye bir konferansa gitmiştim Kırıkkale'ye. Belki teşvik. Kırıkkale'ye adam kamyonetin arkasına doldurmuş hamsi satar gibi. Milli, 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 5 lira, 5 lira, 5 lira. Geldi bana bildirdiler, dediler böyle böyle. Satmış, boşaltmış 2 saatin içinde kamyonetin arkasını.
Arkadaşına da demiş ki Allah bu Yaşar Nuri'den razı olsun abicim ya. 2 saatte bitirdim işi ben demiş. Cebimi doldurdum gidiyorum. Bugün keyfim yerinde. Ya bu teşvik anlamına gelmiyor biz şimdi korsan baskı gayet kitabı tabii, dağıtımı. Gayet tabii. O haram yemesini onun meşru göstermiyor. Gayet tabii. Bana dokunma dedi. Dedim ki zaten yapacağımız bir şey yok. Bir deliği kapatsan öbüründen çıkıp gidiyorlar. Bunu ben bir hukuk adamı da olarak görüyorum. Bunu organize suçlar içine almadan bununla baş edemezsiniz. Evet. Organize suçlar alacaksınız. Adam bilecek ki bir yakalandımsa yandım. O zaman yapmaz. Bunu yapmıyor. Bandrol koyuyor. Yayın evinden benden alıyor. Öbürü. Evet. Onun da çaresini bulmuşlar her neyse. Şimdi şuraya getiriyorum. Sanayi gibi ben, bir kişi beni okuyor mu? Hah işte ben o bir kişi için yazıyorum. Değil canım. Binler, on binler, yüz binler, milyonlar okuyor. Böyle bir şikayete hakkımız yok. Ama şunu da söylemek bizim vicdan borcumuz. Ben şu ekranda, şurada konuştuklarımı 10 milyon insanın izleme imkanı varken bir alo birinin demesiyle bunun mesela 1 milyona düşmesi insanlık adına hayıflanacak, kınanacak bir şey değil mi? Neymiş? Beni eleştirdin orada. Ya bırak bir defa da eleştireyim. Övdüklerimi niye hiç demiyorsun be kardeşim? Öyledir ama. Öyledir bu. Ya ben mesela Sayın Erdoğan'ı mesela. Şimdi bakıyorum şöyle arşivime. Eleştirdiklerimden 2 kat kadar övmüşüm. Hem de eleştirdiklerim öyle gelmiş 2 cümle söylemişim. Övgülerimi yazılara başlık koyarak yapmışım. Mısır konuşması gibi, sigara ve alkole karşı tavrı gibi, daha bir yığın. Onlar görünmüyor. Demek ki insanda nefsin 7 mertebesi var. Her insan bunların bir tanesiyle kristalize. İnsan nefsi emmareyle eşitliyorsa kendini yapacak bir şey yok. Valla bütün insanlar duymak istediklerini ne kulak verirler, okumak istediklerinde kendisine hitap ederse, hesabına gelirse okur. Eleştirdiğin zaman bu hep böyle. Siyasetin şeyi böyledir. Doğasında var bu hocam. Samimiyetle bir şey söyleyeyim. Bugün gene, hatta belki şurada telefonumda var, açsam ben bulur okurum, çok güzeldi. Birisi yazmış. Birçoğu yazıyor da bugün bir tanesi iyice dokunaklı yazmış. Ben de teşekkür ettim, mukabele ettim yazısına. Diyor ki hocam, ya sert olmasanız etkiniz diyor 10 kat daha büyür. Yumuşak olun diyor. Ve böyle Kur'an'dan da bazı ayetler filan haklı açtım teşekkür ederim. Yerden göğe size katılıyorum dedim. Ama ona tabii yazı uzar diye anlatamadım, sana anlatayım. Geçen gün Vecdi Aksakal, eski milletvekilleri, evet, hemşehrimiz, abimiz, hukukçu, bir kültür adamı, değerli bir insan. Açıyor, sık sık konuşuyoruz. Bazen haftada 1-2. Ya hocam diyor, ya Aziz hocam, öyle hitap eder o. Ya gülmek sana yakışıyor diyor. Kaşlarını çatma. Ona anlattım, şimdi burada da anlatayım. Lozan görüşmeleri biliyorsun bir ara kesildi, geldi İnönü heyetle birlikte. Tekrar döndü gitti, talimat aldı Büyük Atatürk'ten. Gelecek heyetle dönecek katılımcıların önemli batılı diplomatlardan bir kısmı bir sohbette İnönü'ye diyorlar ki, ya gideceksin bir sor şu sizin lideriniz. Bu büyük adam, dahi adam. Tamam öyle, orada hiçbir şey. Niye hiç gülmüyor ya? Bu adamın kitabında gülmek diye bir şey yok mu? Biz bunu bir defa gülerken görmedik. Devamlı kaşları çatık.
devamlı mükedder, devamlı kaygılı, mustarip. Yani akıllı adam orada bir cevap vermiyor. Diyor ki, peki sorarım diyor gidince. Geliyor, Büyük Atatürk'e aynen bunu soruyor. Cevaba bakın şimdi. Bütün yaratıcı, mustarip ruhlar için geçerlidir. Öyle bir cevap vermiş. Tebessüm ediyor orada işte. Diyor ki, İsmet, gidince onlara söyle. Mustafa Kemal'e gülecek imkan mı bıraktınız? Gülecek hal mi bıraktınız ki gülsün? Bu kadar sıkıntının içerisinde tebessüm edecek yüz mü kalır? Bir gece başını rahat yastığa koyup uyuma imkanı bulmamış. Buna ya istilacılar engel olmuş, ya hainler engel olmuş, ya salaklar engel olmuş, ya gafiller engel olmuş. En son bırakın onu, hepsini bir kenara atın. Yani Latife Hanım'dan çektikleri ortada. Hayatımın en büyük hatasıdır diyor bu kadınla evlenmem. Bakın. Ne diyor biliyor musunuz hocam? 57 yıllık ömrümde diyor, ölmeden önce en son yapılan şeyde, 53 aydır diyor mutlu olduğum. O da Sofya'da askeri ateşe gitti. Ha yani. MİTİ vardı orada, ha. MİTİ. Her neyse. Yani şimdi bu. Hayatı böyle geçmiş. Hastalıklarla mücadele, düşmanla mücadele, istilacıyla mücadele, hainle mücadele, gafille mücadele, salakla mücadele, solakla mücadele. Hep bu. Bir gece rahat uyku yok. En son evlendiği kadın, aşağıda devlet umuru görüşülüyor. Profesörler, diplomatlar, yerli yabancı toplanmış. Yukarıda tepinerek topuk efendim şov yapıyor. Ama rivayet olur ki o kadar sinirlenmiş ki bir gün çekmiş tabancayı yukarıya doğru ateş etmiş. Ya her neyse yani. Belki bir rivayettir. Acaba ben olsam ne yapardım? Ben olsam ne yapardım diye düşünüyorum ve cevap vermiyorum burada şimdi. Evet. Şimdi böyle bir adam nasıl gülecek? Ben ara sıra gülüyorum. Bugün evde gene bir takım konuşmalar oldu. Nasıl kahkahalar patlattım bilemezsin. Ama denk geliyor. Gülmek hakikaten şimdi size... Atatürk nasıl gülsün kardeşim? Yani demiş ya bak bir cümle. Evet. Bana gülme şansı verdiler mi ki güleyim? İsmet söyle onlara demiş. Sor. Şimdi bana haklı uyarılar yapanlara teşekkür ediyorum her zaman. Onlar gibi düşünüyorum, keşke diyorum. Ama yahu bu şansı vermediler ki bize. Evet hocam. Şeye bir saptama yapmak istiyorum aklımda unutmadan. Onu da sileyim. Şimdi bizim İsmet Orhan'ın kitabında da o detaylı olarak anlatıyor bunu. Zübeyde Hanım İzmir'e gidiyor Latife Hanım'ı görmeye. Evlenme arifesi. Şimdi Mustafa Kemal onunla evlenmeyi kafaya koymuş. Mufassal yazdım ben. Ha. Onları yazdım. Ki bir görüyor ki Salih Bozoğa diyor ki bu Latife diyor benim Mustafa'mla diyor bir aşk evliliği düşünmüyor diyor. O diyor first lady olmak istiyor. Ve öyle kapanıp ne neyse. Sade o değil. Bu. Sade o değil. Daha trenden iner inmez. Gördüğü gibi sanki ileride zaman yok. O Salih Bozok denen adama hiç sevmem ben onu. O Atatürk'e yalan söylemiş. Atatürk'ü aldatmış bir adam. Haksızlık etmeyin hocam bu kadar. Yok. Sen bak, öyle bir tespit. Bak ben 10 yılımı verdim. 10 yılımı verdim milli mücadele tarihine Atatürk'e. Hiç karavana konuşmam. O Fikriye'nin ölümüne sebep olan da odur. Hadi öldüren demeyelim. Bunları yazdım ben. Bunları yayınlamadım ama bunların dosyaları bağlanmış, yazılmıştır bunlar. Atatürk'e yalan söylüyor. Diyor ki ona Zübeyde Ana, bu kadın benim Mustafa'ma göre değil. Söyle diyor. Ki diyor ne diyor biliyor musun? Çok beğendi diyor onu. Ya böyle bir namertlik olabilir mi? Mustafa Kemal'in gönlüne doğru bir şey göndermeye çalışmış. Böyle. Buna hakkı var mı? Bir yanda Zübeyde Ana, öbür yanda
Büyük Atatürk, sen kim alıyorsun ya? Sen sonra tarihin önüne koyduğu faturayı nasıl ödeyeceksin? İşte buyur. Sonra intihar etmiştir. O şuur altında kendine verilen cezadır. Fikriye'ye yaptığını Allah ona ödetti. Ölmedi, her neyse. Asla sevmem, asla güvenmem Atatürk'ün sırtındaki kamburların en büyüklerinden biridir. Yalancı bir adam bir defa Atatürk'e yalan söyledi. Atatürk'e yalan söylemiştir, hem de en hayati meselelerden birinde. Annesine yalan söylemiştir. Bu benim Mustafa'ma göre değil diyor, Mustafa'ma söyle. Evet. Gidip tam tersini, ulan sessiz de kalmıyor be kardeşim, birader. Ne yapıyor? Diyor ki, çok beğendi. Çünkü Büyük Atatürk, vereceği kararı Zübeyde annenin kabul veya reddine vabeste kılmış. Ondan gelecek cevaba göre karar verecek. Anneme sor diyor, ondan sonra karar vereceğim. Böyle deyince tamam diyor o zaman. Sen nasıl bunu yaparsın? Arkadan gelenleri gördük. En yakın arkadaşı hata yaptırdı ona. Pişmanlık da duydu ondan sonra. Öyle şey olmaz kardeşim. Evet. Böyle arkadaş. Arkadaş bu ise Atatürk'ün arkadaşlar. Atatürk'ün açıldı söyleyelim. Gazi'nin silah arkadaşları var, doğru. Ferzi Çakmak gibi muhteşem bir karakter, iman, haysiyet adamı var. Sonradan bir iki ufak beşeri kıvırma olabilir, siyasettir. Kara Kazım gene vardı. Ali Fuat Cebesoy. Hatta Rauf Orbay. Rauf Bey, evet. Daha birkaç tane. Bekir Sami var, tabii, birçok var. Tabii. Ferit Melen. Şimdi ne Ferit Melen ya? Nereden çıktı hocam Ferit Melen? Benzetiyorum onu. Celal Bayar var. Celal Bayar, tabii. Tabii. Hadi bul tırnağını, tamam. Bunu da göreyim. Evet, şimdi, süremiz bitti ha, hocam. Ha, bitti. Şimdi bunlar var. Silah arkadaşları var Mustafa Kemal'in. Fikir arkadaşı yok. Mustafa Kemal'in eğer bir de fikir arkadaşları olsa var ya, hiçbiri anlamadı onu. Zaten kendi söylüyor. Başta yola birlikte çıktık ama idrakleri, kapasiteleri el verdiği kadar benimle yürüdüler. Evet. Onun tükendiği yerde beni bıraktılar. Hatta bana rağmen tavır koymaya kalktı. Bu nutukta söylüyor bunu. Fikir arkadaşları yok. Ben bazen buraya geldim, biraz da nefsaniye, Atatürk'ün fikir arkadaşı benim. Evet hocam. Bu yılı bu sözle noktalayalım. Önümüzdeki yıl evet. 7 Ocak akşamı tekrar burada birlikte olacağız. Çok teşekkürler ben hocam. Ben teşekkür sağ ederim. Evet sevgili seyirciler, Kitaptan Aydınlığa Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk gerçekten kendi alanının ötesinde, zaten bütün yaşamı kendi alanının içerisinde de ama özdeşleştiği konunun ötesinde de siyaseti de, günü de, günceli de, bu ülkenin geçmişini de, dünyanın geçmişini de, insanı da, insanlığı da gayet yakından izleyen ve o konularda da görüşlerini asla esirgemeyen. Son iki ayaklı bir cümle söyleyeceğim. Bitir sözünü. Evet, devam edin. Bitirip bağlayacağım hocam. Bir. Bugüne kadar, yani bir yıl olduğu için, şu yıl, son yıl içinde imanımın, şahsiyetimin, vakarımın, ilmimin, irfanımın beni mecbur bıraktığı bir takım eleştirileri yaptım. Bunlarda ipin ucunu kaçırdığım, sürçülisan ettiğim, birilerini yaraladığım, üzdüğüm zamanlar mutlaka olmuştur. Bunu benim samimiyetime, bu ülkeye olan sevgime, insana olan saygıma bağışlasınlar. Benim asla düşmanım yok. Onlar eminim. Düşmanım cehalet ve zulümdür. Peki hocam. İki, bana bu noktalarda işte yumuşak ol, daha anlayışlı ol, daha mülayim ol falan diye uyarı yapanların da hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese yeni yılda mutluluklar, güzellikler. Çok teşekkürler hocam. Evet. Biz de sevgili seyirciler, Karal Sokak olarak yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk ve
bol kazançlar, barış içerisinde bir yaşam diliyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.